günaydın. Son iş günü. Çok şükür. Merhaba. Ben ve şahane saçlarım. Bir şey göstereceğim size. Şimdi hafif bir yağmur çiseliyor. Dün fark ettim de bunu. Şeyde bahçede böyle küçük küçük çiçekler, papatyalar, sarı papatya veya beyaz papatyalar var. Yağmur yağdıkları zaman böyle toplanıyorlar. Yağmur bitip güneş açtığı zaman böyle açılıyor. Valla ben bunu ilk defa gördüm. Hatta toplandıkları zaman öldü zannettim. Hani yağmurdan, şeyden, sudan öldüler zannettim. Sonra bir baktım, güneş açtı öğlenden sonra ve hepsi olduğu gibi kocaman bir şekilde açıldılar. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Bir dakika. Şu anda kapalılar. Bir de inşallah bugün güneş açarsa açılmış halini göstereceğim. Görüşürüz. Ben buraya ne almaya geldim? Ne almaya geldiğimi unuttum. Şey vardı. Çok övüldü. Ay. Nerede? Hı. Nilem'in ders temizleyicisi ama yok galiba burada. Nilem, cam. Şey pardon, şunun ders temizleyicisi vardı ama yok mu? Yokmuş ya, kalmamış. Dolap için de böyle sepetler arıyordum ama şöyle istediğim gibi güzel bir şey bulamıyorum. Meyvelik çok tatlı. Ama ne yazık ki artık her şey plastik oldu. Ama çok kullanışlı, cam çok ağır yani. Bilmiyorum, camlar ağır olduğu için ben seviyorum plastik. Böyle sert plastik. Benim kek kalıbımdan buradan almıştım. Lira çok ya bir bardağı. Şey bunlar hani domates sosu falan yapınca koymak için şey kavanozların kapağı. Çok tatlı. Bu ne acaba? Peçetelik? Bilmiyorum, anlamadım. Şunlardan aslında istiyorum. Şöyle küçük tahta kaşık. Hani böyle yumurta falan yaparken böyle şöyle kocamanları kullanmak istemiyorum. Ama bunlar da çok güzel değil. Böyle tırtıklı sevmedim. Ne kalıbıymış bu? Anlamadım ne için olduğunu. Ay ben hiçbir şey bilmiyor muyum yoksa? Anlıyor musunuz siz? Ha şunlar güzel. Bağlama şey, evet. Uzun zamandır gelmiyorum buraya. Yeni şeyler gelmiş.
bir ara gelmek lazım. Bu nedir? Süzgeç. En çok renk ne kadar güzel. Hepsi de alayım ben bir ara buradan. Çok güzel kaymak. Kocamanlar var. Çıkıyorum. Merhaba. Ben geldim. Şöyle aslında bugün yüklediğim videoda yaptığım köfte vardı ama sonrasını göstermemiştim. Köfteleri bu şekilde yaptım. Şu teneke bir şey. Ne derler? Tepsi. Teneke tepsiye koyuyorum. Bu bir kısmı. Bir böyle bundan dolu daha dondurdum. Onu poşetledim. Şöyle onu da göstereyim. Doldurduktan sonra poşetlediğimiz zaman tabii ki hiç yapışmıyor. Şöyle. Ondan sonra bunu da böyle tenekede donduruyorum. Şöyle yaptığım anda yerlerinden çıkıyorlar hemen. Çok basit bir şekilde. Bakalım köftelerim nasıl olmuş? Daha yeni tadına bakacağız arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Şu döküm tavada yapıyorum ben köfteleri. Izgara gibi arkadaşlar. Çok güzel ama çok güzel oluyor. Feci ağır. Şimdi bunu koyacağım ocağa. Ondan sonra ısınmasını bekleyeceğim. Şunu kapatalım. Bunu ben mutfak dolabıma koymuyorum. O kadar ağır ki korkuyorum açıkçası. Yatak odasında böyle altta böyle bir yere koyuyorum. Evet, yatak odasında, doğru. Köftelerimi koydum. Şuraya bir makarna suyumu koydum. Şuraya da yağ koydum. Patates kızartacağız. Bugün hafta sonu. Cuma akşamı. Asyam da eve geliyor. Normalde hafta içi genelde anneannesinde kalıyordu ya. O yüzden köfte patates partisi var bugün evde. Patateslerim kızarıyor. Köftelerim. Yanına tabii ki vazgeçilmezimiz biber ve soğan. Oh, kapı çaldı. Kapatıyorum. Bizimkiler geldi. Yakalandın. Hoş geldin. Hoş geldin. Kurban olurum. Tamam. Hayır. Köfteyle birlikte. Tamam. 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 Son bir tane. En büyüğünü mü seçeceğim? Bye. Evet. Her güzel şeyin mutlaka bir kusuru, her güzelin bir kusuru vardır. Buzgara tavasında evet çok güzel oluyor ama şöyle teflon gibi tabii ki kolay temizlenmiyor. Şimdi sıcak suyumu döküyorum. Oh, çok buhar olduk. Evet. Bekleyecek. Bana kolay gelsin. Tadam. Birazcık akşam keyfi yapalım değil mi? Çileklerimiz ve eriyen çikolatamız. Şu küçük süs yastıklarını. Aşkım, yastık kılıflarını getirdim. Hadi takalım mı?
Dur takalım bunları. Geceler. Çıktı mı çoraplar? Hadi kapattım da. İyi geceler bebeğim.